Peki sonra bu Erdoğan'la ne oldu da yani sen samimi oldun? Ya ben normalde bu adamla ağzından bir ay boyunca laf almak için konuştum. İnkar etmiyorum. Ama bu süreçte çocuğum hastalandı. Bu para mevzusuna geleceğim. Ben Selim aradığımda Erdoğan sağlıkta oradaymış. O da biz de konuşuyorduk. Yalanı, yani ben laf yalanı almak için inkar etmiyorum. Konuşuyordum. Yalan. Beni aradı, dedi ki İBAN'ına at, para göndereceğim. Ben yok dedim, gönder dedi. Benim sadakam olsun o sana dedi. Sadaka alacak kadar çıksın. 300 lira. Ben madem parasıyla çalışıyormuşum ve paraya bir düşkün insanım. Ben 300 lira ne yapacağım? Erdoğan sana 300 lira para gönderdi. Gönderdi. Sonra ne oldu? Ben o parayı aldım, ilaç aldım o çocuğa. Sonra? Ondan sonra bu Selim beni iyice nesilde evle alakası yok. Her gün ben şiddet dayatıyordum. Boşansaydı. Orası anladım. Yani koca Selim'le ilgilenmiyordu. Bir dakika. Denizciğim. Denizciğim bir saniye. He? Herkesin iddiasını dinleyeceğim ama kavga edelim. Kızım nasıl geldiniz? Sonra koca Selim'le ilgilenmiyor diye. Sen de Deniz... Yani, Erdoğan'la mı sevgili oldun? Sevgili olmadım. Ben de hani konuşmaya başladım artık. Hani sevgili olmadım ya. Konuşmanın ya sınırları ne? Ya yani, o bana canım diyordu. Ben onu asla sevmediğim canım aşkım demiyordum. Ama normal buluşup, normal olarak bunu her insana diyor. Onun şivi konuşması öyleydi. Bir yerde gelip giderek mi konuşuyorsunuz? Evet. Hayır, hayır. Sadece evet, telefon ve mesajla konuşarak. Bir araya gelmediniz mi? Hayır, gelmedim. Bir dakika. Bir araya gelmedim. Kabul etmiyorum. Delilleri varsa evet, gerçekten. Peki, evet, evet, bir saniye. Bir saniye durur musunuz, cevabını vereyim. Sonra konuşacaksın. Şimdi sen eşin ilk öldüğünde verdiğin ifadede kabul etmemişsin Erdoğan'la birlikte. Ama daha sonraki ifaden de vermişsin, kabul etmişsin. Ya şöyle kabul etmenin. Bana diyorlar ki ilişki yaşayıp bir araya geldiniz mi diyor. Ya sana bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi senin bu karı koca yazışmaların var. Evet. Yani hadi, ben senin iki katın yaşındayım. Merak etmeyin. Ben hiç kimseyle böyle konuşamam. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben ne eşimle konuşabilirim, ne bir kız arkadaşımla konuşabilirim. Hele ki eşime bu kadar böyle yaşadığım ilişkinin ayrıntılarını anlatmak. Kızım siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Ya hayır, onu şöyle açıklayacağım. Ben eşimle her şeyi konuşabiliyordum, o da bana konuşuyordu aynı şekilde. Kusura bakma, hayır eşimle her şeyi konuşamaz. Ben eşimle konuşmayacağım. Bilir kişi raporundan çıktı onlar. Ama zaten bu eşinle en başta konuşmaman gereken şeyler. Hayır ben onunla, ama o öyle değil işte ya. O kendi attıklarını silmiş, benim attıklarımı hayır, durduruyor. Hayır, bir senin kocan ya bana, sana bunları yazsa hoşuna gider miydi? Ya gitmez, tamam da bana diyor ki şunu mu yaptın? Onlar onu bana dedi, ben he bunu yaptım. Sinir anımla dedim onu. Ben hayır, onları kabul etmiyorum ya. Ama sinir hayır, anıyla da insan... Bak ben demiyorum. Bir dakika. Eda Hanım lütfen. Bir konuşmalar tamam, bitsin. Bir gelir misin yanıma Eda Hanım? Şöyle gel. Yani kusura bakmayın ama bir karılığın, kocalığın, arkadaşlığın da bir sınırı vardır. Yani anlığına insan olsun, kocasına... Bunları nasıl yazar kızım? Ya, Eda. Nasıl yazar? Tamam. Bunlar bütün dosyada şeyde var. Bunları nasıl yazabilirsin kocana yani? Bir de ben bir şey söyleyebilir miyim acaba? Babası da görsün. Bir durur musunuz lütfen ama ya. Aa, benim de beynim ağrıyor. Kaç kişi dinleyebilirim? Ben bunu kabul etmiyorum ki. Ben böyle yazmadım. Tamam, nasıl yazdın? Bunları yazdın mı? Bunu da yazmadı. Bu şekil değil. O bana şey şöyle bu şekil, sorular. Bu şekilde sordu değil işte. Bunlar sizin telefonlarınızdan çıkanlar. Ya bu... Hayır, bana dedi ki bu mesela bu konuşma. Dedi ki bunu yaptın mı Derya dedi. Ben ne kadar bak Selim sana baştan da anlatıyorum. Ben bunları yapmadım. Dedikçe o da yok dedi. Böyle mi yaptın dedi. Ben de o sinir anını dedim. He yaptım anı. Selim o zaman he dedim. Yaptım demiyorsun ki, ayrıntılarını ya anlatıyorsun. Hayır, zaten benim adıma bir sürü fakir hesap açılmış. Bunlar benimse getirsinler. Ben böyle bir hesap da kullanmadım. Bunlar senin değil. Hayır, ben böyle bir hesap kullanmadım. Bana mahkemede de bir hesap bunlar gösterdiler. Bu işte. Bu. Bu. Bana Ali Tersinan'ın istediği telefon numarası. Bunları yazdın mı? Bir dakika. Bak bunları şu an bütün buradaki konuşmalarda mesela geçen seferki Eskişehir'deki cinayetle ilgili de hepsi kayıtlara geçiyor. Özellikle soruyorum, yazdın mı yazmadın mı? Hadi söyle. Yok. Tamam. Yazmadın. Ben... Yani bunlar yani çevirmişler. Ben şey yazdım ama... Çevirmesi falan değil. Bunlar sen normal senin bulunan kayıtların emniyet tarafından. Yazdı mı yazmadı mı bunları? Şu an soruşturmayı yürütenler de izliyorlar. Söyle, onlar da bilsinler.
Ay niye bu kadar bakıyorsun? Yazdın mı yazmadın yani mı? Ben yazdım, kabul ederim zaten. Yazmadın yani. Ya bunları ne? Hadi böyle yazmadım böylesi ben ya. Böylesi böylesi yok. Çıkan kayıtlar bunlar. Öylesi böylesi yok. Bunlar senin yazın mı değil mi? Senin yazın. Biliyorsun resmi kayıtlar bunlar. Okumuyorum da. Senin yazıların değil mi bunlar? Ya benimkilerini de silmişler ama. Seninkileri silmişler, silmişler. Ben bunları yazdım ama kendi yazdığını da silmiş yani. Tamam, ben ondan bahsetmiyorum. Bunları sen yazdın mı, yazmadın mı? Yazdım. Tamam. Bu ne demek yani kızım? Yani ben de 19 yaşında bir kızım, o sinir anıydı. Ya bunlar sinir anında... Psikolojik olarak da çöktüm oradan, niye aa deyip duruyorsun ama ya? Ama bunlar sana... İşte. Siz kaç yaşındasınız? Siz çok fazlasınız. Deli ya kızım. Ama bunları nasıl kocamla konuşabiliyorsun? Ya ben onunla her şeyi konuşuyordum ya. Her şeyi derken tabii ki ne yaptın bugün işte. O sana ne yaptı konuşulur da başkası bana bunu yaptı diye yazılır mı? Ben konuştum. Ama onları yaptığım için konuşmadım. Onu deli etmek kafadan. İçin. Hayır, deli etmek için. O bana... Bu şeylerle konuşmuş. Hayır, sen peki bunları yazarak o adama neyi hedefliyordun? Gelsin seni öldürsün mü hedefliyordun? Gitsin o adamı öldürsün mü hedefliyordun? Bak şimdi gerçekten hani hiç kimsenin hiç kimseyi bir şey için öldürmesini biliyorsunuz. Kalbimi biliyorsunuz, 15 senedir tasvip etmem. Ama kadın alimle bana kocam bunları yazsa bunlar, bilmiyorum ne yaparım. Hayır, bunlar Erdoğan'ın ölümünden sonra konuşulan mesajlar. Erdoğan'ın ölümünden sonrası öncesi. Ben onu bilmem. O zaman gelsin beni mi öldürsün istiyordun? Ne istiyordun yani? Hayır. Ben onları birisini bak, öldürsün. Bak buradaki yazışmaları size yazmadım. Şöyle söyleyeyim. Ayrıntılarını okumayacağım. Kadın olarak söyleyeyim. Şu yaştaki halimle söyleyeyim. Özgürlüğü çok seven biri olarak söyleyeyim. Bana kocam bunları yazsa bilmiyorum. Yani gözüm görür mü? Görmez. Ya bizim aramızdaki yani gözümün göreceğini görmez. Bak düşünmeyeceğim ya, kadar. Hayır, bizim aramızdaki ilişkiyi hiçbiriniz bilmiyorsunuz ki. Neydi sizin aranızdaki ilişki? Hepsi delil. O da bana her şey diyordu. Ben de onu yani diyordum. Kiminle ne yaptığınızı birbirinize böyle anlatıyor muydunuz? O da anlattı bana kaç kere. O da çıkar Müge Hanım. O da çıkar. Ya nasıl çıkacak? Telefon biz yüzünde konuştuk. Sen mi yanımdaydın? Biz senin evde. Hayır, ben şeyi anlamıyorum. Telefonu bulduk biz. Evet, bir şey yaz. Bak dinleme. Bir şey yaşadım. Artık çıkmış ortaya. Yaşadım, üzgünüm, özür dilerim, anladım. Bu ayrıntılara ne lüzum var? Ya ben bu ne demek yani? Hani... Hayır, benim üstüme çok geliyordu bu zamanlar. Ben de zaten boşanma zamanında o adamın öldüğünü de duyunca psikolojik olarak zaten ben iyi değildim. Anladım dedin her şeyi. Ben doktora bile gittim, bana sürekli şey yapıyordu. Yaptın mı? Böyle böyle yaptın mı? Şunu şunu yaptın mı? Ya bende de var. Benim mesajlarım da var mesela. Benimkilerini silmiş. Pardon, kendi attıklarını silmiş, benimkilerini durdurmuş. Yo, biliyorum. Yani istemeden oldu, bilmem ne oldu. Bir kere oldu, iki kere oldu. Yazmışsın, onları da yazmışsın yani. Ya bir kere oldu, ben o... Geç. Hayır, bir insan... Selim'in evinde olmadı. Selim'in evinde oldu canım. Ben öyle. Alkışlayın, Derya Deniz Ateşi alkışlayın. Alparslan içeride uyurken ben şahidim. Alparslan bebek içeride uyurken Selim'e hap vererek bu Erdoğan'ı yapsın. İçeri aldı. Bak, cuma günü de söyledim bak. Bak dinle beni. Beni dinler misin? Raporlarda. Çıkacak. Bak, beni dinler misin? Ben dinle çıktı. Kızım. Dinle bir. Burayı dinle. Senin her şeyi açık açık anlattığın bir şey var. Bu anlattığın adam da zaten sizin yan komşunuz şeylerinizi. Zaten işte bak adam da ölüyor. Kayınpederin cezaevine giriyor falan filan bu mevzudan dolayı. Şunu anlayamıyorum. Niye bunları hem diyorsun ki boşanmak için benim için delil topluyorlardı falan filan. Senin de kafa kırık mı yiyeceğiz? Sen niye insan kocasına bunları yazar? Ya ben iyi değilim amaç zaten. Ne? Kabul ediyorum bunu. Amacın ne ama? Ben de onu deli etmek istedim. Sinirlendirmek istedim. Kıskandırmak istedim. Evet. Ne olacaktı peki onun sonunda? Bir şey olmayacak. Zaten adam ölmüş. Ne olabilir? Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu